Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Yeni bir makam dersimizde birlikteyiz. Bu dersimizde basit suiznak makamını dilim döndüğünce anlatmaya gayret göstereceğim. Ve bu videonun sonunda da bir örnek seyir yapacağız. Bir önceki makam dersimizde karciğer makamını işlemiştik. Özellikle peş peşine bu iki makamı işliyorum. Zira karar sesleri farklı olsa ve birbirinden tamamen ayrı makamlar bile olsa içerisindeki çeşniler, arızalar, birlikteliği bu iki makamın peş peşine işlenmesinin daha uygun olmasını beraberinde getiriyor. Evet, basit suiznak makamı. Umumiyette yani basit suiznak makamındaki eserler rast makamı eserlerle karıştırılır. Hani rast makamının kendi içerisinde de neva üzerinde Hicaz geçki vardır ama bu geçicidir. Oysa basit suiznak makamında neva üzerinde sürekli bir Hicaz işleyiş vardır. Bu ayırt edici tarafıdır. Bir de hani basit suiznak deyince umumiyetle birçok insanın zihninde zirveli suiznakla bir karıştırma söz konusu oluyor. O daha farklı bir diziye sahip arkadaşlar. Basit suiznak makamından çok daha farklı. Onu da bu dersten sonraki makam dersimizde işleyeceğiz inşallah. Şimdi hemen makamımızın ana hatlarını bir gözden geçirelim. Karar sesimiz rast perdesi arkadaşlar. Basit suiznak makamının karar sesi rast perdesi. Ve rast perdesi üzerinde bir rast beşlisi var. Rast perdesi üzerindeki rast beşlisine neva perdesi üzerinde bir Hicaz dörtlüsünün eklenmesiyle basit suiznak makamının dizisi meydana geliyor. İnici çıkıcı bir makam ve güçlümüz neva perdesi. Evet, dizimizde ekranın altında hemen görelim ve o görselimizle birlikte hem donanıma konulan arıza seslerimizi, alterasyon işaretlerimizi hem de makamımızın dizisini oluşturan seslerin geleneksel Türk müzikisindeki isimlerini dile getirelim. Segah perdesini kullanıyoruz. O yüzden donanımda si sesinde bir komalık bemolümüz var. Ayrıca neva üzerinde Hicaz meydana geliyor demiştik. Mi perdemizde 4 komalık bemol var ki bu hisar sesi. Fa'mızda diyez işaretimiz var 4 komalık ve bu da bizi ev iç perdesine taşıyor. Donanıma si'de 1 komalık bemol, mi'de 4 komalık bemol ve fa'da diyez olacak şekilde 3 alterasyon işareti konuluyor. Karar sesimiz rast demiştik. Yeden sesimiz yarım seslik yeden ve ırak perdesi yedenimiz. Şimdi ırak, karar sesimiz olan rast, dügah, segah, çağırgah, neva, hisar, evç ve gerdaniye seslerinden oluşuyor makamımızın dizisi. Şimdi genişlemesiyle ilgili de bilgi vereceğim ama genişlemeyi anlatırken iki türlü genişlememiz var. Bununla ilgili gösterimizi tam ekran olarak alalım. Evet, ekranda da görmüş olduğunuz üzere ilk genişlememiz gerdaniye perdesi üzerine rast üzerindeki hani rast beşlisini olduğu gibi taşıyarak, simetrik olarak taşıyarak bir genişleme yapıyoruz. Gerdaniye perdesi üzerine rast beşlisini koyduğumuzda da neva perdesi üzerinde bir Hicaz makamı dizisi oluşuyor arkadaşlar. Yani neva üzerinde Hicaz dörtlüsü ve gerdaniye üzerinde rast beşlisi olunca bu Hicaz makamı dizisini oluşturuyor. İkinci genişlememiz ise tizde tiz segah yerine sümbüle perdesini yani 5 komalık bemol alarak si'ye 5 komalık bemol koyarak daha pesleştirdiğimizde bu durumda ne oluyor? Gerdaniye perdesi üzerinde buselik beşlisi kullanmış oluyoruz. Bu da beraberinde şunu getiriyor. Neva perdesi üzerinde bu sefer Hicaz dizisi değil de Hicaz Humayun makamı dizisi oluşuyor. Böylece iki türlü genişleme yapmış oluyoruz.
Evet, genişlemelerimizi gördükten sonra şimdi makamın seyriyle ilgili de bilgi vereyim arkadaşlar. İniş çıkıcı bir makam olması hasebiyle güçlü perdemiz olan Neva perdesi civarından seyre başlıyoruz ve Neva perdesi üzerindeki Hicaz dörtlüsünü gösterdikten sonra Neva üzerinde bir asma kalış yapıyoruz. Ardından Rast perdesi üzerindeki Rast beşlisini göstererek makamın dizisini tamamlamış oluyoruz. Daha sonra gerdaniye perdesi üzerindeki rastlı genişleme, ardından gerdaniye üzerindeki buselik genişleme yapılarak genişlemeler de gösteriliyor. Sonra da yani bir önceki dersimizde nasıl ki yine neva perdesi, yani karciğer makamında neva perdesi üzerinde Hicaz'ın bulunmuş olmasından dolayı işte aynı şekilde bunda da neva perdesi üzerinde Hicaz oluşundan dolayı çağrgah üzerinde kaldığımızda çağrgahta nikrizli kalmış oluyoruz. Segah perdesi üzerinde kaldığımızda segah üzerinde hüzzamlı kalış yapmış oluyoruz. Ve dügah üzerinde asma kalış yaptığımızda otomatik olarak neva perdesi üzerinde Hicaz olmasından dolayı karciğer dizisini de tam olarak görmüş oluyoruz. Karciğer makamı dizisini göstermiş oluyoruz. Karciğerli kalmış oluyoruz yani orada. Ve daha sonra da karar sesimiz olan Rast perdesinde kaldığımızda basit suznak makamının seyrini tamamlamış oluyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda yine örnek bir seyir yapalım. Yine Alper Demir Bey kardeşimin hazırlamış olduğu örnek seyirlerden birisini referans alarak bir örnek seyir yapalım. Bu seyirdeki notalar referans sesler arkadaşlar. Bazen eksik, bazen birkaç nota fazla okuyarak o seyri yapacağım. Bu yanıltmasın arkadaşlarımızı. Şimdi görselimizi alalım. Notalarımızı da sizler görebilin ve bir referans ses alalım karar sesi olarak. Sol, sol, si, la, si, la, sol, sol. Evet. Bu karar sesinden şimdi görselimizi de ekranımıza aldık. Makamımızın seyrine başlayalım. Do, re, 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 mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, sol, fa, mi, mi, re, re. Evet, neva üzerinde kalışımızı yaptık ve Hicazlı kalış yapmış olduk. Böylece neva üzerindeki Hicaz dörtlüğümüzü göstermiş olduk. Re, 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 do, si, si, do, re, re, do, si, la, la, sol, sol. Ve Rast üzerinde Rast beşlimizi de göstererek böylece basit suznak makamımızın dizisini böyle tamamlamış olduk. Sol, sol, fa, sol, la, si, sol, la, si, do, re, re. Re, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, sol, sol, fa, sol. Evet, tiz durağımızda kaldık ve şimdi gerdaniye üzerindeki rastı genişlemeyi öncelikle gösterelim. Sol, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, la, fa, sol. Evet, rastı genişlememizi yaptık. Şimdi yine gerdaniye üzerinde bu sefer buselikli genişlememizi yapacağız. Sol, 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 fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi, fa, la, fa, sol. Ve şimdi geriye doğru çağrgah üzerinde nikrizimizi daha sonra da dügah üzerinde kalışımızı yaparak karciğerli kalışları yapıp karara gideceğiz. Sol, sol, fa, fa, mi, mi, re, mi, re, do, si, do, do, si, do, re, mi, re, do, si, do, si, la, la, si, la, sol, fa, sol. Ve bu şekilde arkadaşlar basit suznak makamımızın seyrini tamamladık. Tabii ki her yapacağımız seyir bu seyirle birebir olmak durumunda değil. Yeter ki makamın sınırları içerisinde gerekli asma kalışları yaparak, gerekli sesleri basarak, genişlemeleri göstererek seyir yapalım. Bu sırayı takip etmek durumunda değiliz ve makamı hissettirelim. Bu önemlidir.
Bunu bir referans, bir örnek seyir olarak yaptık. Her makam dersinde belirttiğim gibi arkadaşlar mutlaka bu makamlarla ilgili örnek çok sayıda eser geçmenizi tavsiye ediyorum. Hatta bu vesile yani notalara ulaşmakta güçlük çekebilirsiniz. Aslında hani şimdi basit Suznak makamında şarkılar deseniz veya basit Suznak makamında şarkı notaları deseniz internette çok sayıda notayla, şarkıyla karşı karşıya gelirsiniz. Fakat bunun daha da kolay bir yolu var. Neyzen.com sitesinde makam makam arkadaşlar notaları ayırmışlar. Hem de temiz şekilde yazmışlar. Orada basit Suznak makamını bulduğunuzda çok sayıda eseri gerek enstrümantal gerek sözlü eserlerin notalarını bulabilirsiniz. Çokça eser geçmenizi tavsiye ediyor ve bu dersimizi burada tamamlıyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.